Merhaba değerli dostlar. Bugün gelen bir soruya cevap vererek yine stoacılık konusuna geri dönmüş olacağım. Bir dostumuz bir süre önce bir e-mail ile bana soru sormuş. Ama gözümden kaçmış e-mail. Dolayısıyla soruyu bugün tekrar beni uyardığında görmüş oldum. Şöyle diyor soruda: Merhaba, Enchiridion çevirinizi yeni bitirdim. Öncelikle kitaptaki açıklamalar kısmı için teşekkür ederim. Fikirlerin doğru anlaşılabilmesi ve Stoacı düşünceye ışık tutması sebebiyle okuyucu için yol gösterici ve oldukça bilgilendirici bir kaynak olmuş. Teşekkür ediyorum. Size yazmamın sebebi ise ahlak duyuşunun doğa ile uyumlu olma ilkesinin nasıl işleyeceğinin kafamda tam oturmamış olması. Doğayı örnek almaktaki ölçümüzü görünümleri değerlendirirken duygulara parantez içinde veya görünümün bize yaşattığı duygulanıma kapılmamak olarak tanımlayabilir miyiz? İnsanın dışsal unsurlarla ilgili değerlendirmesi bu tanım sayesinde mi ahlak duyuşunu iyi kılar? Ahlak duyuşu ve doğa ile uyumlu olmanın esas kriteri insanın düşünce ve eylemlerinin insana yarar sağlaması, zarar vermemesi midir? Doğayı örnek almaktan ve bunun ahlak duyuşu ile uyumlu olmasından ne anlamalıyız? Evet, uzun bir soru, daha doğrusu sorular silsilesi. Başından itibaren bir değerlendirme yapacağım elbette. Şimdi değerli dostlar, bu soru Epiktetos çevirimle ilgili, görüldüğü üzere. Epiktetos çevirimi göstereyim şöyle. Epiktetos'un Enchiridion metni, dostumuzun söylediği gibi, kısa bir metindir ve sonunda bayağı bir açıklama bulunuyor. Bu metin benim bu yüzden en sevdiğim çevirilerimden biridir. Çünkü metnin kendisiyle ilgili satır satır hem Yunancasına hem Yunancasının karşılığı olan Latince kavramlara ilişkin, Stoa felsefesinin temelini oluşturan bu kavramlara ilişkin kapsamlı açıklamalar yapabilme imkanını veriyor. Bu açıklamalar dolayısıyla yayın evi ve sevgili editörümüz bu çeviride bu açıklamalara yer vermeme izin verdiği için, bu kitaba koyulmasına izin verdiği için çok mutluyum. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü metnin kendisinden daha fazla açıklama var. Dolayısıyla bu metni, bu çeviriyi Stoa felsefesine, en azından Epiktetosçu bağlamda Stoa felsefesine bir giriş olarak kullanabilirsiniz. Dostumuzun sorduğu soru da zaten Epiktetos'un Stoa felsefesinin merkezindeki unsurlara temas ediyor. İlk sorudan başlarsak, doğayı örnek almaktaki ölçümüzü görünümleri değerlendirirken duygulara veya görünümün bize yaşattığı duygulanıma kapılmamak olarak tanımlayabilir miyiz? Şimdi öncelikle arkadaşlar, doğayı örnek almak nedir? Görünüm nedir? Bunlara bakalım. Doğayı örnek almak, Stoa felsefesinde defalarca bu konu üzerinde durduk aslında, ama bir kez daha bu vesileyle kısaca değineyim. Doğayı örnek almak, yani secundum naturam dediğimiz şey, Latince'de arkadaşlar, tanrısal ve akli olduğuna inanılan kozmik düzenin, o neden sonuç ilişkiler silsilesinde kendinizi o silsilenin bir parçası olarak görerek o silsilenin içinde konumlanmanızı sağlar. Doğayı örnek almak demek bir düzeni örnek almak. Ve Stoacılara göre tek düzen vardır. O da doğanın düzenidir.
Doğadaki neden sonuç ilişkiler silsilesi, yani her şeyin birbirine bağlı olması kaçınılmaz olarak bizim bugün kader dediğimiz bir necessitas, yani zorunluluk halini ortaya koyar. Zorunlu bir bağlar silsilesinden bahsediyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir sistemdir doğanın sistemi. Dolayısıyla bu kozmik düzende, yani evren düzeninde hiçbir şey, ama hiçbir şey diğer şeylerden bağımsız değildir. Dolayısıyla buradaki bu düzende, yani bu ordo rerum'da, nesnelerin düzeninde arkadaşlar, tanrısal bir akıl vardır. Bir tanrısallık vardır. Bir de o tanrısallığın kendi akli arka planı vardır diyelim, veya bu düzeni işleten bir akıl vardır. Dolayısıyla stoacılar arkadaşlar, özellikle de imparatorluk dönemi stoacıları, işte bildiğiniz üzere Seneca, Marcus Aurelius, Musonius Rufus veya burada bahsettiğimiz Epiktetos, bu akli ve tanrısal düzene uyum sağlanması, onun örnek alınması gerektiği konusunda uzlaşırlar. Peki nasıl olacak bu? Bu geleneksel yargıların, değer sistemlerinin bizim önümüze koyduğu aldatıcı toplum düzeninde arkadaşlar, içinde bulunduğumuz bu yanıltıcı toplum düzeninde, bu ilişkiler yumağında kaybetmiş olduğumuz akıl ve tanrısallığı bulabilmemizi sağlayan bir öze dönüş fikridir aslında. Yani doğayı örnek almak, toplumun o değer yargılarından, toplumun içinde o oluşmuş olan o değer yargılarından uzaklaşıp doğadaki o neden sonuç ilişkisini anlamaya gitmemizi gerektirmektedir. Doğayı örnek almak tam anlamıyla budur. Bu sayede insan mutlu yaşayacak ve ruh dinginliğine kavuşacaktır. Bunu biz ben daha önceki videolarda daha fazla elimden geldiğince yapabildiğim ölçüde anlatmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili burada da, yani kitapta da başka açıklamalar var. Başka çalışmalarımda ve çevirilerimde de başka açıklamalarım mevcut. Seneca'nın metinlerinde de bulunuyor bu konuda açıklamalarım ve dipnotlarım. Ve Seneca'nın kendi açıklamaları elbette. Dolayısıyla detaylı okuma, detaylı bir fikir için oraya bakılabilir. Bu eserlerin hepsine bakılabilir. Veya başka eserlere bakılabilir. Şimdi doğayı örnek almak, eğer içinde bulunduğumuz bu toplum düzeninden uzaklaşmak, buradaki değer yargılarından uzaklaşmak anlamını taşıyorsa, o halde bu alternatif bir politik düzenin, alternatif bir toplumsallık algısının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu yüzden stoacılar evrenin paylaşan unsurlarının, yani paydaşlarının tanrılar, insanlar işte ve diğer canlılar olduğunu söylemektedir. Yani biz bu evreni tanrılarla birlikte ve diğer canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Biz bu sistemin bir parçasıyız. Kendimizi bu sistemin bir parçası olarak görüp onun o tanrısal aklına bakmamız ve kendimizdeki aklı onunla birleştirmemiz gerekiyor. Biz ayrı, düzenden ayrı, doğadan ayrı, evrenden ayrı birer canlı değiliz. Sorunların kaynağı ve ahlaki o kusurların, işte açgözlülük, şehvet ve diğer kusurlar ve hatta duygusal kişinin duygusuyla ilgili sorunları, yani Stoa felsefesi terminolojisi bağlamında söylüyorum bunu. Örneğin aşırı mutlu olması, Laetitia hali, aşırı Laetitia hali Stoacıların yerdiği bir haldir. Veya işte şehvet, cinsel şehvet veya açgözlülük veya korku, korku da yerilen bir unsurdur, veya üzüntü hali. Bütün o patosların, o sorunlu zihinsel unsurların dışlanması, bastırılması gerekiyor. Bunun için doğaya gitmemiz gerekiyor. Doğa bize
bir nevi ruhsal huzur imkanı sağlıyor. Şimdi Epiktetos'un bağlamına geldiğimizde, Epiktetos'un bağlamında arkadaşlar temel unsur, zaten kitabın başında da geçtiği üzere, bu dünyada nelerin bize bağlı olduğunu ve nelerin bize bağlı olmadığını iyi bir şekilde ortaya koymaktır. Hangi unsurlar bizim elimizde, bizim kontrolümüzde ve hangi unsurlar bizim kontrolümüzde değil? Şimdi bu ayrımı yapmak Epiktetos için çok ama çok önemlidir. Çünkü insanın psikolojik rahatsızlık geçirmesini, sıkıntılı bir zihin haline sahip olmasını, o halin içine düşmesinin, Kikero'nun deyişiyle perpurbatio dediği şey, yani perpurbatio animi, ruh huzursuzluğu, ruh sorunu, o bozukluğu, bozuk hali, ondan kurtulmanın yolu Epiktetos'a göre, Epiktetos'un bağlamında nelerin bizim elimizde olduğunu, nelerin bizim elimizde olmadığını çözümlememiz, ortaya koymamızdır. Elimizde olmayan, yani bizim kontrolümüzde olmayan unsurların hepsi, ama hepsi bizim dışımızdaki dışsal görünümlerdir arkadaşlar. Bizim kontrolümüzde olmayan dışsal görünümler. Bu görünümlerin Latincesi, yani şeyi, Epiktetos'un metninde olmayan ama Epiktetos'un yorumlarında karşımıza çıkan Latincesi kavramın visum'udur. Visum video videre fiilinden gelir, görmekten gelir. Görünen şeydir. Bunun Yunancası, yani Epiktetos'un kullandığı, daha doğrusu Arianus'un derlemesidir. Bu Epiktetos'un derslerinden yapılmış derlemenin bir özetidir Enkeirion metni. Arianus'un metninde, yani tekrar ediyorum, Epiktetos'un metinlerinden derlenmiş olan esas metnin, Dissertationes'in özetidir Enkeirion. Burada Arianus'un tercih ettiği sözcük veya aktardığı sözcük fantazyadır. Yani visum'un Yunancası fantazyadır. Tıpkı visum'da olduğu gibi fantazyada da görme anlamı baskındır arkadaşlar. Görmeden gelir. İlkin görünen şeydir o fantazya. Yani karşınıza çıkan o görünüm, daha doğrusu sizin gördüğünüz şey. Şimdi Epiktetos şöyle düşünüyor. İnsan doğada, toplumda, yani genel olarak diyelim, doğduğunuz andan itibaren duyu organlarıyla duyumsadığınız, gördüğünüz, duyduğunuz, dokunduğunuz, tattığınız vesaire her şey, ama her şey bir fantazyadır. Yani bir görünümdür. Dışsal bir unsur olarak karşınıza çıkan bir şeydir, bir unsurdur. İnsana düşen şey, şimdi biraz sonra geleceğim ona, öncelikle onun, yani o insanın ne yapması gerektiği konusuna gireceğim şimdi, bu ahlak dövüşü meselesiyle ilgili olarak. İlkin kabullenmemiz gereken şey o fantazyanın, yani görünen şeyin karşısında kendimizi konumlamamızdır. Yani o şeyin üzerimizde bırakacağı etkiyi minimalize etmektir. En aza düşürmek, hatta yok etmektir. Ondan hiç etkilenmemektir. Daha önceki bir stoacılık videomuzda da bahsetmiştik, orada gelen sorular üzerine. Fortuna veya Yunancasıyla tühe, yani talih, talihin verdiği ve aldığı her şeyin Seneca bağlamında özellikle neydi arkadaşlar? Başka vesilelerle de bahsetmiştik bu konudan. Talihin verdiği ve aldığı şeyler insana ait değildir. İnsana ait olan
hiçbir şeyi tali insandan geri alamaz. Ama sizden size zenginlik verip zenginliği geri alabilir. Size örneğin mutlu bir evlilik hayatı verebilir, onu tekrar geri alabilir. Mutlu bir iş verebilir, onu geri alabilir. Size güzel bir kravat verebilir, onu geri alabilir. Bunların hepsi dışsal unsurlardır. Bir de size ait olan ve size içkin olan, sizden koparılamayacak olan bir unsur vardır. İşte o da ruhunuzun kendisidir. Yani ruhunuzdur. Sizden ruhunuzu alamaz. Bunun arkadaşlar, bunun veya zihninizdir, mensinizdir. Dolayısıyla zihninizin, sizdeki zihnin, size ait olan zihnin iyi korunması gerekir. Yine başka bir videoda söylemiştik. Sanırım Augustinus'la ilgili olarak mens sana, yani sağlıklı zihinle dışsal unsurları değerlendirmeye çalışmamız gerekir. Şimdi Epiktetos insana ait olan, yani o dışsal unsurlardan biri olmayıp insanın özünde, insana içkin olan şeyin ne olduğunu sorduğunda kendisine, bunun ahlak duyuşu olduğunu, yani praeresis olduğunu söylüyor. Praeresis dışsal görünümleri, unsurları insanın değerlendirme gücüdür. Yani praeresis niye önemli? Niye insana ait olup da bu kadar çok önemli? Çünkü her şeyden önce anlam bakımından da bir şeyin yerine başka bir şeyi tercih etme durumunu ifade eder. Sizin örnek veriyorum, bu kitap yerine bunu tercih etmenizi sağlar. Bunun önüne bunu koymanızı, koyma kararınızı belirleyen şey işte praeresistir. Dolayısıyla dışsal görünümleri arkadaşlar, dışsal görünümleri yatsıma, onların üzerimizdeki etkisini en aza indirmek için işte bizim praeresise, o ahlak duyuşuna ihtiyacımız var. Epiktetos'un bağlamında. Ve tabii bu Epiktetos'un ben kitabımda 33. sayfadan itip 33, evet 33-34'te anlatıyorum bunu. Özetliyorum. Özellikle de Epiktetos'un Dissertationes, asıl metnindeki o analizini orada daha fazla geçiyor bu. Orada özetimde de göreceğiniz üzere praeresis Epiktetos'un bağlamında her şeyin bir nevi yöneticisi konumunda bulunmaktadır. Bunun nedeni az önce söylediğim gibi bir şeyi başka bir şeyin önüne koyabilme, yani sizin karar verebilme yeteneğinizi ifade ediyor olmasıdır. Siz eğer bundan yoksunsanız, yani bu kitabı bunun önüne koyma kararını verme gücünden, yani o bilinçten yoksunsanız, o halde sizin bu mu öne geçecek, bu mu öne geçecek? Veya ikisi de olmayacak mı? Veya ikisi de mi olacak, yan yana mı olacak, üst üste mi olacak? Bu karar verme gücünüz yoksa ne yoktur? Sizde akıl yoktur. Veya aklınızı kullanma özgürlüğünüz yoktur. Bu yüzden imparatorluk dönemi stoacılarının hepsi, Seneca, Epiktetos, Musonius Rufus, Marcus Aurelius, sizin karar verme gücünüzü sizin özgürlüğünüzle ilişkilendirmiştir. İşte Stoa felsefesindeki özgürlük düşüncesinin kaynağı da buradadır, başka deyişle. Stoa felsefesi insanı nasıl özgürleştiriyor? Karar verme gücünü veya bunu ahlaki anlamda düşünürsek, ahlak duyuşunuzu özgürlüğünüzün merkezine koyuyor. Özgürlüğünüz için şart koşuyor. Size diyor ki dışsal unsurları reddedebilirsin. Bu güzel kravatı reddedebilirsin. Ama sen bu dışsal bir unsur olarak kravatı reddetmezsen, bu olmadığında kendini kötü hissediyorsan, o halde sen nesin? İşte özgür değilsin. Sen özgür değil, kravatın kölesisin.
Bu kravatın yerine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hatta politik bağlamda iktidar olma arzusu. Bunu da koyabilirsiniz. Para kazanma arzusu. Bunu da koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Bu bir sembol. Dolayısıyla burada değerli dostumuzun sorduğu doğayı örnek almaktaki ölçümüzü görünümleri değerlendirirken duygulara veya duygulanıma kapılmamak olarak tanımlayabilir miyiz? Evet, böyle tanımlayabiliriz. Ölçütün kendisinde bu var. Devamındaki soruya bakıyoruz. İnsanın dışsal unsurlarla ilgili değerlendirmesi bu tanım sayesinde mi ahlak duyuşunu iyi kılar? Burada ahlak duyuşu kendinde iyidir değerli dostlar. Prairesis aslında varlığıyla iyi olan bir şeydir. Prairesis'in kötü bir şey, kötü olması mümkün değil. Bu ahlak duyuşu var olduğu andan itibaren iyidir. Yani prairesis ya vardır ya da yoktur. Prairesisim var ama kötü diyemezsin. Bu bilginin olması ve olmaması gibidir. Yani kötü bir yanlış bilginin olmaması gibi bir haldir. Bilgi varsa yanlış bilgi değildir o. Bilgi kendinde iyidir. Daha doğrusu iyi demeyelim de bilgi kendinde bilgidir. Yanlış bilgi yoktur. Yanlış bilgi bilgisizlik halini ifade eder. Burada da aynısı geçerli. Yani arkadaşımız iyi dediği için söylüyorum. Eğer bir ahlak duyuşu kötü olabilseydi o dışsal görünümlerden etkilenmiş bir karar verme mekanizması olarak karşımıza çıkardı. Dolayısıyla kendinde prairesis olmazdı. Prairesis olmak kendinde bu bağlamda tırnak içinde iyidir. Evet, ahlak duyuşu ve doğa ile uyumlu olmanın esas kriteri insanın düşünce ve eylemlerinin insana yarar sağlaması, zarar vermemesi midir? Zaten bunu anlattık. Yani ahlak duyuşu yani prairesis ile doğayı örnek alma arasındaki ilişki çok önemli. Bu ilişki esasında sizin prairesisinizin doğayı örnek almadan mümkün olamayacağı düşüncesine dayanır. Doğanın bu kadar önemli olmasının sebebi başta söylediğim gibi bünyesindeki tanrısal ve akli düzendir. Ve insanın önünde başka bir örnek olmamasıdır. Kaçınılmaz bir örnektir doğa, yani evren kaçınılmaz bir örnektir. Bu açıdan bakarsak dolayısıyla prairesisin esası doğanın örnek almasına dayanmaktadır. Devamında da zaten metnin doğayla uyumlu kılmak ve kılmama. Kendimizi doğayla uyumlu nasıl kılacağız? Bu konu burada konuşuluyor. Tabii doğaya göre ölçütü Yunancasıyla katafüsin veya işte secundum naturam Latincesiyle doğaya göre ölçütü arkadaşlar bize prairesisin de az önce söylediğim o kendinde iyi olan karakterini veriyor. Doğayı örnek almaktan ve bunun ahlak duyuşu ile uyumlu olmasından ne anlamalıyız? Zaten bunun açıklamasını da yapmış oldum. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Elbette söylenecek çok söz var. Yani biz burada saatlerce konuşsak, saatlerce kaynaklardan okuma yapsak bitmeyecek bir konu. O yüzden ben şimdilik bu videoyu burada keserken bir konuda da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu tür videolar çekiyoruz. Bazı dostlarımız tabii mutlu oluyor, izliyor bizi, sorular soruyor veya beğeniyor, paylaşıyor. Bazıları da rahatsız oluyor. Arkadaki bu kitaplardan rahatsız olanlar bile var. Yani kendince bir takım laflar söyleyenler var. İşte efendim şöyle böyle. Neyse şimdi şeylere girmeyeyim, kötü sözlere. Ancak şunu asla unutmayın arkadaşlar. Bu işin doğasında biraz da karşımızdaki insana saygı duymak yatıyor. Dolayısıyla bir arka plan, arkamızda bir background olması lazım. Böyle de bir arka planımız var. Kitap var. En azından içimiz açılıyor kitapları görünce. Güzel bir arka planla size bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Yoksa içeri gidip pijamayla da bu yayını yapabilirim veya çok özensiz bir şekilde. Ama biraz da sizlere olan saygımdan, insanlara olan saygımdan ötürü
güzel bir görüntü oluşsun diye çabalıyorum. O yüzden lütfen ama lütfen bunu bir hani kitaplarını sergiliyor falan gibi bir düşünce içinizde olmasın. Sadece güzel bir fon diye bunu seçtim. Zaten çok fazla görünme gibi bir arzum da yok ama anladığım kadarıyla bazı dostlarımız da hatta çoğu kişi podcast'ten ziyade bu tarz görüntülü videoyu tercih ediyor ve bunu bizden istiyor. Bu yüzden bu şekilde kendimi hani gösteriyorum, yoksa çok da meraklı değilim. Dolayısıyla böyle bir cevap vermiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa bana iletin arkadaşlar. Bu tarz videolarla açıklanmasını istediğiniz ve benim anlatabileceğimi veya ne düşündüğümü merak ediyorsanız, anlatabileceğimi düşünüyorsanız sorun. Ben de elimden geldiğince cevap vereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.